النعمة ابتلاء، أي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي اختبار لنا. Nimetler birer imtihandır. Allah'ın bize nimet olarak ne verdiyse hep bunların hepsi birer imtihandır. نعم. تنجح في هذا الاختبار أو لا؟ Bu imtihanda başaracak mısın yoksa başaramayacak mısın? كيف ننجح في هذا الاختبار؟ Bu imtihanı nasıl geçeceğiz, nasıl başaracağız? ننجح والله أعلم بأمرين. Bu imtihanı şu iki şeyle başarabiliriz. الأول قبل أن تأتي النعمة نتعلق بالله لا بغيره سبحانه وتعالى. Birincisi nimet kişiye gelmeden önce kalbin Allah'a teallük etmesidir. نعم بعض الناس يمشي في الطريق ويبدأ يفكر وهو يمشي في الطريق ويرى متاع الدنيا. İnsanlardan bazıları yolda yürüyor ve bazı güzel nimetler, pahalı şeyler görüyor. Ya يقول لو يتعرف علي الرئيس أو الوزير ويعطيني من أمواله. Ve yürürken diyor ki şöyle bir karşıma bir bakan çıksa da benim üzerime para yağdırsa. هذا تعلق بغير الله. Bu hakikatte Allah kişinin Allah'tan başkasına teallük etmesidir. Kalbinin Allah'tan başkasına bağlanmasıdır. هل الرزق يطلب من الرئيس يطلب من الوزير؟ Rızık bir bakandan veya bir reisten mi istenir? الجنة تطلب من من؟ Cennet kimden istenir? تطلب من الله سبحانه وتعالى. Cennet Allah'tan istenir. كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. Aynı zamanda da rızık da sadece Allah'tan istenir. فهذا الذي يخطر ببال كثير من الناس هذا تعلق بغير الله شرك. İnsanların bu şekilde aklına gelen şey Allah'tan başkasına teallük etmektir hakikatte. إذن قبل أن تأتي النعمة أنا لا أتعلق إلا بالله. Öyleyse kişiye nimet gelmeden önce sadece Allah'a teallük etmesi lazım kişinin kalbinin. نعم وبعد أن تأتي النعمة نعمت geldikten sonra da أشكرها Allah'a şükretmek gerekir. كيف نتشكر النعم؟ Bu nimetlerin şükrünü nasıl eda edeceğiz? بالقلب اعتقاد أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. İlk olarak kalp ile yerine getireceğiz. Şöyle ki benim üzerime nimet olarak ne varsa bunların hepsi Allah'tandır. Buna itikad ederek gerçekleşir. نعم. باللسان أتحدث بهذا. عندما يسألني أي أحد من أين لك هذا أقول هذا من فضل ربي. Aynı zamanda dil ile yerine getireceğiz bunun şükrünü. Herhangi bir insan bize sorduğu zaman diyeceksin ki bu nimet bana Allah'ın bir fazlıdır ve insanlara bu nimeti anlatacaksın. نعم. وبالجوارح أن أصرف هذه النعم في شكر المنعم. Aynı zamanda ağızlarla şükretmektir. Bu da şöyle olur. Bu nimetleri Allah'ın yolunda sarf ederek, Allah'ın yolunda kullanarak. Ni'metel mal en yubzal fi ta'atillah. Mal nimeti Allah yolunda harcanarak şükredilir. Ni'metel nazar en anzur fi ma baha Allah ve anzur fi ma harram Allah. Yine göz nimeti de bunun şükrü ise Allah'ın helal kıldığı şeylere bakmak, haram kıldığı şeylerden sakınmaktır. Naam. El kısmı ikinci أن الإنسان إذا ابتلي بعض الناس عند الابتلاء نسأل الله عافية السلامة لا يرضى يتسخط. İkinci kısım bazı insanlara herhangi bir bela ve musibet geldiği zaman sabretmez ve öfkelenirler. يتسخط بلسانه. Diliyle öfkelenirler ve bunu ortaya koyarlar bazı sözlerle. مثلا يقول أوف يسب يشتم يصرخ. مثلا bağırır çağırır öf pöf der. يتسخط بجوارحه مثلا يكسر ينتف الشعور يشق الجيوب. Eli ayağıyla bir yerlere vurur sinirlenir. نعم. يتسخط بقلبه لا يرضى. Aynı zamanda kalbiyle sinirlenir. Şöyle ki kalbiyle şu şekilde sinirlenir. Buna razı olmaz. Bu belaya razı olmaz. الواجب بإجماع الأمة أن يصبر بلسانه وبقلبه وبجوارحه. Ümmetin icmasıyla kişiye bela ve musibet geldiği zaman dili, kalbi ve azalarıyla kişinin sabretmesi gerekir. نعم. الثالث أن كل بني آدم خطأ. Üçüncüsü ise insan bütün Adem oğlu kimseler hattadır. Hattadır yani günahkardırlar. Yani hata edebilirler. نعم. فماذا يصنع إذا أذنب إذا أخطأ؟ Kişi bir hata ettiği zaman, günah işlediği zaman ne yapmalıdır? İstiğfirullah ve töb, la yaqnat min rahmetillah. Allah'a istiğfar etmelidir, tövbe etmelidir. Allah'tan ümit kesmemelidir. Gafarallahu li ve lekum, vallahu a'lem. Allah sizi ve bizi bağışlasın.